Herkese selamlar. Bin Kırta Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Tarihlerimiz 4 Ağustos 2022'yi gösteriyor. Küresel piyasalara baktığımızda Çin-Tayvan geriliminin yerini, mayor konu olarak bu fiyatlanmasının yerini, merkez bankalarının sıkılaştırma adımlarının aldığını görüyoruz ki bugün yine İngiltere Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı, ECB ve FED başkanlarının konuşmalarını takip ediyor olacağız. Yarınki biliyorsunuz ki tarım dışı istihdam verisi var, oldukça bir önemli bir veri. Onun öncesinde piyasayı makro analizlerle değerlendirirken kripto para piyasasında ise ABD tarafında yeni bir yasa tasarısı var. Bitcoin'i, Ethereum'u emtia olarak tanımlamaya çalışan bir yasa tasarısı. Bunun maddelerini inceliyor olacağız. Bunun dışında biliyorsunuz ki bu hafta içerisinde Nomad Bridge üzerinde, köprüsü üzerinde bir hack olayı yaşanmıştı. 200 milyon dolarlık varlık ele geçirilmişti. Beyaz şapkalı hackerlar tarafından 9 milyon doların iade edildiğini görüyoruz. Bunun da etkisini piyasa üzerine değerlendiriyor olacağız. Kripto Mercek yayını başlatıyorum ama başlatmadan önce bu yayında benimle beraber olduğunuz için ve Bin Kırta Türkiye YouTube kanalını abone olduğunuz ve bildirimlerinizi açtığınız için bu videoyu da yine beğeni ve yorumlarınızla onur ettiğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Kripto Mercek ekranımı başlatıyorum. Kripto Mercek ekranında biz şu anda aslında karma grafiklerin olduğunu göreceğiz. Neden? Bugün yine baktığımızda aslında birazdan inceleyeceğiz takvimi. FED başkanının bir FED başkanının konuşması var. Aynı zamanda İngiltere'den faiz kararı bekleniyor ve yarın tarım dışı istihdam var. Biz nasıl bekliyoruz bu veri paketini? Bitcoin'in 23.500 dolar seviyesiyle mücadele ettiğini görüyoruz. Ethereum'da 12.000 1650 desteğinde tutunmak ve 1700'den çıkabilmek için şu anda aynı şekilde mücadele ediyor. Ve BNB'ye baktığımız zaman aslında BNB'nin bugün %8'lik yükselişle beraber aslında ayı piyasası içerisinde olduğumuz bu dönemlerde en iyi fiyatlanan ve en iyi hareketi sağlayan altcoin'lerden biri olduğunu görüyoruz. Onun da grafiğini inceleyeceğiz ve piyasanın kalanına da baktığımızda %3 ile %5 arasında genel olarak değişen bir altcoin'ler tarafına da getiri olduğunu görüyoruz. İki gün önce incelediğimiz Near grafiği vardı biliyorsunuz ki. Orada bugün yukarı yönlü hareketlilik var. Orada da %10'luk bir getiriyle beraber aslında da yakaladığımız yukarı yönlü hareketliliğin başlangıç noktasının devam ettiğini görüyoruz. Gelelim global piyasalar nasıl kapatmış? Oradaki risk iştahı nasıl? Global piyasalarda da aslında dün biz yukarı yönlü hareketlilik gördük. Özellikle de ABD tarafında. ABD tarafında S&P 500 endeksi en önemli, yani önemli olan seviyelerden bir tanesi olan 4150'nin üzerinde kapanış gerçekleşti. 4150'nin üzerine çıkarak artık burada bir miktar daha iyimserlik temasının devam etmesine olanak sağladı. Nasdaq tarafına baktığımız zaman da %3'lük, 3'e yakın bir primlenme olduğunu görüyoruz ki hali hazırda Mayıs ayındaki seviyesine geri dönmüş oldu. Mayıs ve Haziran'ın o yıpratıcı ve piyasayı aşağı yönlü çeken yaralarını sarmış oluyor. Böylelikle ama Nasdaq tarafında hala ayı piyasasında olduğumuzu, kripto para piyasasında yukarı yönlü hareketliliğin başlamasına rağmen hala ayı piyasasının devam ettiğini söylemekte fayda var. Avrupa tarafında da aslında risk iştahının açık olduğu bir gün geçirdik ve bugün Asya seansına da baktığımızda aslında teknoloji hisseleri önderliğinde yukarı yönlü bir hareketliliğin olduğunu görüyoruz ki baktığımızda ABD vadelilerine de hem Nasdaq hem de S&P tarafına baktığımızda sabah saatlerinde yeşillerin olduğunu görmüştük. Yukarı yönlü bir istek olduğunu görüyoruz. Vadeli tarafta dahi. Fiyatlamalara bakacak olursak eğer, tabii ki de bu Çin-Tayvan gerilimi en çok aslında altına yaradığını söyleyebiliriz. Yeniden 1800 dolar seviyesinde konuşulduğu bir fiyat seviyesine gelmiş oldu. 1770 dolar seviyesinde şu anda. Baktığımızda 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketlilik görmüştük dün aslında gerginliğin tırmanmasıyla beraber. 2 yıllık 3 seviyesinde, 10 yıllık tahvil faizi ise 2.71 seviyesinde karşımıza çıkıyor. Dolar endeksinin yeniden primlendiğini yukarı yönünü görüyoruz. 106 seviyesinde ki o da aslında piyasalar üzerindeki karma grafiklerinin de bir noktada sebebi oluyor. Tabii ki de VTI ve Brent petrolde de dün hareketlilik olduğunu gördük. Önce %1'lik bir aşağı düşüş olduktan sonra fiyat üzerinde önce %1'lik bir primlenmeyle karşılaştık dün. Sonrasında %4'lük bir geri çekilme oldu. Aslında önemli olan şey de burada dün OPEC toplantısıydı. OPEC toplantısı bitti ve ben de bunu aslında tweetlemiştim kendi sosyal medyam üzerinden ve tarihin en düşük
düşük arz kararı açıklanmış oldu ve bir sonraki toplantı tarihi 5 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Şimdi aslında olması gereken neydi? Biden'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaretinin de amacı buydu ki arzı arttıralım ve biz bu aslında fiyatını düşürelim, petrolün fiyatını düşürelim buydu. Ama en düşük arz kararı açıklandı ve halihazırda çok da sonbahar aylarında yeniden enerji krizinin ayyuka çıkmaması için bir neden olmadığını da şu anda görüyoruz. Ama ne var? Şu anda ABD'nin ellerindeki stoklar var ve o stok miktarları ile beraber biz şu anda petrolün de 90 dolar seviyelerine yeniden geri çekildiğini görüyoruz. Petrol ile Bitcoin arasında ters korelasyon var. Şöyle ki biz WTI ham petrolün Haziran ortasında 120 dolar seviyelerine çıktığını görmüştük 13 Haziran döneminde ve aynı dönemde de Bitcoin'in 200 haftalık hareketli ortalaması olan aslında 21.800'lerin aşağısına doğru geçtiğini ve o kritik dönemin olduğunu, çünkü tarihinde biliyorsunuz ki 200 haftalık hareketli ortalamanın altında çok az dönem kalmış olan bir varlık, böyle bir paralellik var. Ve sonrasında biz petrolün fiyatında aslında tam tersi biçimde aşağı yönlü hareketlilik gördüğümüzde de bir miktar kripto para piyasasının alındığını görüyoruz ki bu da bize petrolle yani Bitcoin ve riskli varlıklar arasındaki yapacağımız bir ayrım noktasında karşımıza çıkıyor. Bu döneme ne kadar yaşadığımız geçtiğimiz Haziran ayında aslında yakıcı olan bu enerji fiyatlarının yükselmesi, riskli varlıkların satış senaryosunun içerisinde kalıyor olması bir fragman da aslında. Çünkü bunun devamı gelecek sonbahar aylarında enerjiye daha çok ihtiyaç duyduğumuz noktada. Ve biz o zaman aslında Temmuz'da al, Eylül'de sat diye biliyorsunuz ki bir senaryo sunmuştuk size. Eylül ayındaki satış temasının da gerekçelerini oluşturuyor bir yandan. Bir yandan da aslında ABD 10 yıllıklarından da bahsediyoruz biliyorsunuz ki tahvil faizlerinden de bahsediyoruz ki onların da güvenli liman olarak adlandırıldığı ve talep gördüğü bir dönemin içerisindeyiz aslına bakarsak. Ama biz hep bugüne kadar neyi kısa vadede konuşuyoruz? Bitcoin'in Nasdaq'la ve riskli varlıklarla beraber aslında korelasyondan bahsediyoruz ama baktığımız zaman da tahvilleri alım geldiğinde biz fiyatlarının düştüğünü görürüz. Çünkü tahvilin alımı ile fiyatlar arasında ters korelasyon vardır. Tahvilleri alış geldiğinde ABD 10 yıllık tahvil faizinin fiyatının düştüğünü ve aynı zamanda bunun gerçekleştiği dönemde Bitcoin'e de alım yönünde eğilimin olduğunu görüyoruz ki bu da bize ne zamandan beri başlayan senaryo? 18 Haziran tarihinden itibaren başlayan senaryo. Yukarıda ABD tahvil 10 yıllığın aslında grafiği var. Burada 18 Haziran'dan itibaren başlayan aşağı yönlü bir hareketi var. Yani faizin aşağı yönlü hareket ettiği, tahvili talebin arttığı bu dönem ve Bitcoin tarafına baktığımızda da Bitcoin'e talebin arttığı, yani eş zamanlı tahvile ve Bitcoin'e var olan talebin eş zamanlı arttığını görüyoruz. Burada da fiyatın arttığını görüyoruz. Ve buna şunu da eklemek istiyorum aslında. Piyasada tabii ki de son dönemde Nasdaq'la korelasyonumuz yüksek. Buradaki tamamen bitti. Bunu demek istemiyorum. Güvenli varlık sınıfı gibi de adlandırılmıyoruz şu an. Ama Bitcoin'in kripto para piyasasının kalanına göre, Ethereum'a göre ve diğer altcoin'lere göre görece olarak daha aslında güvenli liman olarak işlev gördüğünü görüyoruz. Biz piyasadaki risk iştahını takip ederek de aslında altcoin yatırımlarımızı karar verebiliriz. Short veya long işlemlerimizi açabiliriz. Risk iştahının yukarı yönlü olduğu noktada Ethereum Bitcoin'e göre çok daha aslında reaksiyon gösteriyor. Biz risk on modunun olduğu noktada Ethereum'un Bitcoin'e göre görece daha yüksek getiri sağladığını görüyoruz. Geçindiğimiz dönemden itibaren aslında son bir yıllık periyoda bakarsak, 1,5 yıllık periyoda bakarsak ama risk off modu olduğu noktada da Bitcoin, Ethereum ve altcoin'lerin negatif etkilendiğini, Bitcoin'in görece daha sabit kaldığını, daha iyi kaldığını, kendi aslında fiyatının bir miktar daha koruma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu da bu şekilde kulaklara nota dilsin. Yani önümüzdeki günlerde neyi takip edeceğiz? Şimdi Ethereum Merge güncellemesinin bir pozitif fiyatlaması var. Eylül'de gerçekleşecek. Şu anda risk on modu var. Bu fiyatlamanın önüne bir engel yok ve yukarı yönde gidiyoruz. Ama olabilecek bir aslında bu ithalik temasının önündeki engel makro piyasalar olabilir. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Ve bugün takvimde bahsedecektik. Bugün aslında İngiltere'den saat 2'de 50 bas puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Bunun eğilimiyle beraber piyasalara da bir miktar üzerinde etkisi olacak. Çünkü sıkılaştırma adımlarının arttığına dair yeni bir gösterge olacak gelişmiş ülkeler tarafından. Hem bugün ECB tarafından bir başkanın hem de yine FED başkanlarından birinin konuşması var. ECB'den Elderson'ın konuşması akşam 5.30'da, FED üyesi Master'ın konuşması ise 7'de
başlayacak. Şimdi bu konuşmalar da önemli çünkü dün piyasalar üzerinde etkisini de gördük. Üç tane FED başkanının konuşması gelmişti dün. Bir tanesi Mary Daly'di. Enflasyonla mücadelemiz bitmedi ve biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Resesyon henüz ufukta değil gibi bir söylem vardı. Mercer'dan bir açıklama geldi ki o da aylık enflasyonun zayıfladığına dair somut verileri alana kadar devam dedi. Evans'ın zaten dün aslında görüşlerini aktarmıştık. O da Eylül ayında 50 bas puanla 75 bas puanlık bir faiz artışı olabilir gibi yeniden enflasyon ve sıkılaştırma adımlarına yönelik konuşmalar geldi. Şu anda güncel olarak baktığımızda Çin-Tayvan geriliminden daha çok bu verilerin aslında bu konuşmaların fiyatlandığını görüyoruz. Dolayısıyla yarınki tarım dışı istihdam verisini daha da önemli kılıyor aslında. Şu anda biz her ne kadar resesyon dönemi içerisinde olsak da güçlü bir istihdam piyasasının olduğunu görmeye devam ediyoruz. Bu hafta içi gelen aslında açık iş ilanları sayısındaki geri çekilme bir miktar burada da soğuma olduğunu ve enflasyonun bir miktar soğutacağına dair bir umut vermiş oldu. Yarınki veride bunu takip edeceğiz. Öğlen 3.30'da gelecek. Yarınki kripto mercek üzerinde yine ayrıntılı olarak konuşuruz. Ve gelelim ABD'den gelen yasa tasarısına. Biliyorsunuz ki Bitcoin bir emtiyadır söylemiz SEC Başkanı Gary Gensler tarafından dahi gelmişti. Ve CFTC'nin de bu noktada Bitcoin'i emtia olarak tanımlama eğiliminde olduğunu görüyoruz. Şimdi yeni bir yasa tasarısı geldi ABD senatörleri tarafından. İsimleri senatörlerin Stabenow, Bozman, Booker ve Ten yani 4 tane senatörün oluşturduğu bir aslında yasa tasarısı diyebiliriz bunun içinde. Ve yeni araçları çevirmeye çalışıyorlar aslında kripto para piyasasını. Bitcoin ve Ethereum'un CFTC'ye ait olduğunu ve emtia olarak fiyatlanması gerektiğini söylerken herhangi bir şekilde altcoinler için söylenen altcoinler için onları da şu şekilde tanımlanmalıdır gibi bir söylem olmadığını görüyoruz. Şöyle bir vurguyla giriyorlar aslında her 5 yatırımcıdan biri ABD'de kripto para yatırımlarına ilgi duyuyor ama bu ilgilerinin ve yatırımlarına karşılığında herhangi bir şeffaflık ve herhangi bir düzenlemeye sahip değiller gibi bir söylemle işin içine girmiş durumdalar. Dolayısıyla yeniden Bitcoin ve Ethereum'un emtia olduğuna dair bir söylem var. Aslında daha önceki söylemlerde daha önceki taraflarda biliyorsunuz ki Ethereum'un zaten ICO süreciyle beraber piyasaya sürülmesiyle beraber aslında baktığımızda onun bir SEC tarafında da daha önceki Cynthia Lummis'in yasa tasarısında da aslında biz birer hisse senedi gibi olarak algılandığında görmüştük. Bu sefer daha farklı bir algı var. Ve biliyorsunuz ki Nomad olayıyla ilgili bir hack yaşanmıştı 200 milyonluk ve burada aslında gördüğümüz üzere bunun ardından 9 milyon hack'in 9 milyonluk bu hacklenen tutarın 9 milyon dolarlık kısmının geri döndüğünü görüyoruz. Peki bu nasıl gerçekleşti? Nomad aslında beyaz şapkalı hackerlar için bir cüzdan adresi bırakmıştı. Yani ele geçirilenlerin iade edilmesi için bu adrese biz 9 milyon doların geri döndüğünü görüyoruz halihazırda. Ama halihazırda büyük bir kısmının da şu anda kayıp olduğunu ve çalınmış olduğunu da yeniden hatırlatmakta fayda var. Ve baktığımızda sene içerisinde yaklaşık 2 milyarlık bir hack olayı olduğunu görüyoruz. Oldukça çalkantılı ve oldukça riskli geçen bir yılı geride bıraktık. Ve halihazırda bu hack olayı da sıralama arasındaki en yüksek seviyelerini almış durumda. Maalesef ki kötü bir sicil olarak kripto para dünyasının siciline yansımış durumda. Ve içinde bulunduğumuz dönemde her ne kadar sıkılaştırma döngüsü devam etse, ayı piyasasında olsak da Metaverse projeleriyle ilgili bir beklenti var piyasa üzerinde ve baktığımızda da aslında bu kurumların yatırımlarını da hep Metaverse şirketlerine yatırımların devam ettiği bir noktayı gördük. Ve Metaverse pazarının 50 milyar dolarlık bir piyasada değerini işaret etmesi bekleniyor. Hem de bunu Fortune 500 gibi büyük aslında şirketler için, büyük yayınlar için araştırma yapan şirketlerin raporlarında biz bunlara karşılaşıyoruz. Dolayısıyla Metaverse ekosisteminin büyüyor olması bu tarafta da biliyorsunuz ki tokenların da gelişiyor olmasına neden edecek. Bein Crypto hesabı haber sitemiz üzerinde biz buna dair detaylı bir habere yer verdik. Dilerseniz oradan okuyabilirsiniz. Ve Ethereum için yine aslında kritik günlerden geçiyoruz. Nereye geçiyoruz? Merge güncellemesiyle ilgili biliyorsunuz ki takip ettiğimiz bir panel vardı, harita vardı. Bu haritada biz Eylül ayında merge güncellemesinin gerçekleştiğini göreceğiz. Ve içinde bulunduğumuz tarihlerde aslında yine bir ağ üzerinde, Gorilla
ağı üzerinde ilk adımlarının gerçekleşiyor olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla Ethereum geliştiricileri tarafından bugünlerde haberlere doğru biraz daha kulağımızı kabarttığımız bir süreç içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Ve Türkiye'yi ilgilendiren iki haber verdi aslında. Dün bunlar teyit edilmedi. Bir tanesi gerçek haber ama bu haber teyit edilmedi. Akbank'ın aslında Türkiye'de yerleşik bir kripto para borsasını satın alma haberi ve görüşmelerini yaptığına dair bir haber geziyor. Finans camiası aslında gazetelerinde. Ama şu anda bunu ne Akbank tarafı ne de adı geçen kripto para borsası olan Stabilex onaylamış durumda değil. Onaylanması haline biz Tradefi bankacılık ve aslında kripto ekosistemlerinin iç içe geçtiği ve şirket evliliklerinin olduğu dönemini ilk startını vermiş olacağız. Türkiye cephesinde de haberlerin beklendiğini söyleyebiliriz. Ve gelelim bir iş ilanına. Biliyorsunuz ki Garanti Hazine daha öncesinde bir kripto para uzmanı iş ilanı vermişti. Bu sefer de aslında blockchain uzmanına dair bir işe alım ilanını açmış oldu. Blockchain uzmanlığının da biliyorsunuz ki mesleki tanımı gelmişti resmi gazete üzerinde. Artık meslek olarak da adlandırılabilen meslekler arasında. Baktığımızda Ethereum'un balinalarına en büyük 10 hesabın Ethereum'un merkezi borsalar dışındaki cüzdanlarındaki Ethereum miktarlarını arttırdığını görüyoruz. Yani borsalardan cüzdanlara doğru bir eğilim olduğunu görüyoruz ki bunu da sentiment büyük bir aslında bullish yani yukarı yönlü hareketin olması gereken boğa yönlü bir sinyal olarak adlandırmış ve aktarmış. Gelelim teknik grafikler bizlere neler söylüyor diye buna bakalım. Baktığımızda Bitcoin grafiğinde 23.500 dolar seviyesinin aşağısındayız. Artık orada bir direnç olmaya başladığını da söylemek mümkün. Tabii biz bunu dalga olarak incelediğimizde dördüncü dalgayı bize oluşturduğunu görmüştük. 22 bin dolar seviyelerine doğru salınmak makul. 20.500 ve 18.900'ün aşağısında aslında kritik ve yoğun satış baskısını hissedeceğimizi söylemiştik. Şimdi bir miktar daha aslında gün içerisinde 23.500'ü almasını bekleyeceğiz. Alamazsa 22 bin dolar seviyelerine doğru bir salınma var. Ama esas büyük hareketi yarın bekliyoruz. Gelecek olan tarım dışı istihdam verisiyle beraber. Yukarı yönlü yönünün çevrildiğini görüyoruz. RSI tarafında düşüş trendini kırma eğiliminde olduğunu ve günlük olarak da hacimsiz de olsa yeşil mumun yanmaya çalıştığını görüyoruz. Ethereum cephesinde ise aslında Bitcoin ve Ethereum cephesinde yön arayışlarında olduğunu söyleyebiliriz. Tarım dışı istihdam verisi öncesi. 1650 dolar seviyesinde bir Ethereum ile karşı karşıyayız. Ama öne çıkan şöyle bir beklenti var. Şimdi merge güncellemesi beklentisi bu kadar bir ivme yarattı. Biz 1000 dolar seviyelerinden kalktık. 1650 1700 dolar seviyelerine kadar geldik. Güzel bir rally yaşadık Ethereum önderliğinde, Ethereum cephesinde. Ama aslında 1800 dolar seviyesinin üzerine çıktığında daha fazla kurumsalın ve daha fazla aslında insanın ilgi duyacağı dolayısıyla 1800 dolar seviyelerine ulaşmasıyla daha büyük bir rally'nin başlayacağına dair bir beklenti var. Çünkü neden? Bir ürünü ne zaman alırsınız? Aslında bir varlığı ne zaman alırsınız ve almalısınız? Bir fiyatı düştüğünde istediğiniz fiyat seviyelerine geldiğinde ve o fiyat seviyelerin aslında alım seviyesi olarak düşündüğünüz, ikna olduğunuz, dip seviyesi olarak kabul ettiğiniz veya fiyat o seviyeden düşse dahi sizin o seviyeyi ya bu fiyatı almak aslında iyi bir fiyat seviyesi olarak kabul ettiğiniz noktada. İkincisi nerede alınır? Aslında yukarı yönlü giden bir grafikte ya ben bunu aşağıdan alamadım ama en azından buradaki devam eden harekete katılayım, bu devam eden vagona atlayayım dediğiniz noktada. Dolayısıyla 1800 dolar seviyelerinde yapılacak olan aslında bu beklenen kurumsalların adımı da böyle bir adım olacak. Şu anda 1650 dolar seviyesindeyiz. Bitcoin cephesinde olduğu gibi aslında dördüncü dalgayı bizi oluşturuyor. Büyük hareketi yarınki veriyle beraber beklediğimizde söylemek mümkün. 1510 ile 2280 dolar seviyesi arasında olabilecek sarkmaların bu yaz döneminde aslında alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini aktarmıştık sizlere ki Merge'ün yukarı yönlü hareketliliğinden yararlanabilelim. Şimdi BNB ile Bitcoin grafiğine bakıyoruz aslında. BNB, BTC paritesine bakıyoruz. Dev bir yukarı yönlü burada boğa bayrağı formasyonu olduğunu görüyoruz. Burada da yine bir beşli dalga formasyonun olabileceği kanaatindeyim. Hali hazırda baktığımızda üçüncü dalgayı bize yukarı yönlü hareketlilikle bu bayrak formasyondan yukarı yönlü kırdığında yapmış. Şimdi bir dördüncü dalga için aşağı yönlü hareketlilik olabilir. Sonrasında yeniden beşinci dalga ile beraber gidişini görebiliriz. Gelelim bunu biz Bitcoin BTC paritesi değil, pardon BNB BTC paritesi üzerinde değil, BNB
USDT üzerine de bakalım. Hali hazırda baktığımızda mayor bir düşüş trendimiz var grafik üzerinde. Bu aslında 690'lardan başlayan düşüş trendimiz, ATH seviyesinden başlayan düşüş trendimizi kırma eğiliminde olduğumuzu söyleyebiliriz. RSI'ye baktığımızda onun da düşüş trendini kırma eğiliminde olduğunu, yukarı yönlü hareketlendiğini görüyoruz. Burada da ne var? Yine beşli dalga formasyonunun karşımıza çıktığını görüyoruz ve grafik aslında 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamasında çok güzel bir sıkışma yaşıyor şu an ki aslında kısa vadeden destek alarak yukarı yönlü gitme hareketini de bize gösteriyor. Destek seviyemiz şu anda baktığımızda 50 günlük hareketli ortalama olan 244, önümüzdeki direnç seviyeleri ve aslında çıkmamız gereken hedeflenebilecek seviyeler 280 ve 340 dolar seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki sıkışma hareketinden sonra yukarı yönlü hareketlilikle 280'i ve 340 dolar seviyesi 100 günlük hareketli ortalamamız 280, o da bize şu an destek alıyor. 340 dolar seviyesi şu anda önümüzdeki direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Hareketi bekliyoruz. Yukarı yönlü hareketliliğin devam etme eğilimi var. Hacim barlarıyla beraber takip edilebilir. XTZ'de de aslında bugün yukarı yönlü hareketlilik yapan ve RSI'nin güçlendiği grafiklerden bir tanesi. Hali hazırdaki güncel fiyatımız 1.78 olarak karşımıza çıkıyor. Ve yukarı yönlü baktığımızda süper trendin bize şu anda MOST'un daha doğrusu MOST osilatörünün yukarı yönlü eğilim verdiğini ve mumların da oluştuğunu görüyoruz. Ama günlük mumlara baktığımızda özellikle de hafta başlangıcından bu yana aşağı yönlü bir düşüş trendi içerisinde takip edebiliriz. Alımlar geliyor ama yüksek hacimli bir biçimde buradan çıkamıyoruz. Gördüğünüz üzere kama formasyonun içerisinde sıkışmış durumdayız. 50 günlük 1.56'da, 100 günlük 1.80'de, yine 50 ve 100 günlük arasında sıkışan bir varlıkla karşı karşıyayız. Eğer bu kama formasyonunun boyuna bakacak olursak bize %21'lik bir yükselişle beraber yukarı yönlü hareketlilikte 2.20'leri hedefleyebiliyor olacağız. Ama aşağı yönlü gelmemiz halinde gideceği hedef, yani olabilecek potansiyel seviyesi ise 1.25 seviyesi olarak karşımıza çıkacak. Bizim 1.40 dolar seviyesinin aşağısına gelmemiz gerekiyor ki grafik yeniden kendisini toparlasın, yukarı yönlü hareketine devam etsin. Ve APIN grafiğini inceleyelim. Biliyorsunuz ki dün Gucci'nin alım haberini kripto mercek yayınında işlemiştik. Bugün de grafik üzerindeki hareketine bakalım. Çünkü haberin etkisinin hala grafikte alım eğilimi yarattığını görüyoruz. Bu alım eğilimi devam etse de, RSI yukarı yönlü güçlenmeye devam etse de bir miktar düzeltme gelebilir. Eğer bu fırsattan yararlanmadıysanız, dördüncü düzeltmeyi yapma noktasına geçerse eğer, fiyat şu an sınır 7.60'larda, 6.11 ve 6.30 bandına geri çekildiği noktada yukarı yönlü yeniden bir hareket beklentisi içerisinde olursak, eğer teknik osilatörler bize bunu verirse, bu veriyi, yukarı yönlü bu trende oradan katılmak mümkün. Ama bir kar realizasyonu da gerçekleşebilir. 5.26 seviyesi şu anda bize destek. Bir yükselen trendimiz var. Başlattığımız aslında 13 Haziran tarihinden devam eden yukarı yönlü hareketimize bize destek verdiğini söylemek mümkün. Yukarı yönlü direnç seviyeleri ise şu anda 7.61 dolar seviyelerindeyiz. 9.20 dolar seviyesiyle 11.40 dolar seviyesi arasında önümüzde bize direnç bölgesi olarak karşımıza çıktığında söyleyebiliriz. Ve gelelim Gala'ya bakalım. Gala'da da aslında şu andaki güncel fiyatımız 0.060. Bir kama formasyonumuz vardı. Kama formasyonu yukarı yönlü kırmışız. Yukarı yönlü kırmak potansiyel olarak yukarıya gideceğini gösterir bize grafiğin ki potansiyel hedefte 0.075 bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı yönlü eğilim var. Aslında bir trendle de takip edebiliriz bunu ama grafik üzerinde ne var? Burada yukarı yönlü hareketlilik varken biz RSI'de aşağı yönlü bir eğilim olduğunu görmüşüz ki negatif uyumsuzluk. Sonrasında buradaki yukarı yönlü giden ve aslında RSI'de tam terse giden eğilimin karşılığını görmüşüz. 0.67'lerden yeniden 0.60'lar seviyesine geri çekilmişiz. Bu düzeltme hareketi devam edecek mi? Burada bunu takip edeceğiz. 0.054'lere kadar düzeltmeyi normal kabul edebiliriz ki onun aşağısında da 0.050'ler var. Yeniden hareketin toparlanarak yukarı çıkması olumlu olacaktır. Eğer bu kama formasyonun içerisine girersek de alt bant bölgesi olan 0.046'lar destek seviyemiz, kaybetmememiz gereken seviye olarak karşımıza çıkacak. Ve gelelim günün
sözüyle beraber aslında kripto mercek yayını sonlandıralım. Enflasyon konuşmalarına yeniden ayyuka çıktığı, sıkılaştırma adımlarının merkez bankalarından yeniden beklendiği bir gündeyiz ve bu dönem aslında sonlanmadı. Dolayısıyla biz de Milton Friedman'ın enflasyonla ilgili sözünü sizlere getirmek istedik. Enflasyon tıpkı alkolizm gibidir. İki durumda da içmeye başladığınızda veya çok para harcamaya başladığınızda önce iyi etkiler gelir ancak sonra kötü etkiler gelir. İçinde bulunduğumuz dönem ayık olunması gereken dönem. İçinde bulunduğumuz dönem uyanık olunması gereken bir dönem. Bütün veriler üzerinde değerlendirildiğimizde. Dolayısıyla kripto mercek yayınlarına takip etmeye devam etmenizi ve Bin Kripto Türkiye kanalımızı desteklemenizi rica ediyoruz. Yarın görüşmek üzere.